Lütfen, lütfen yerinize. Herkes yerine lütfen. 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi gündemin en hararetli tartışma konusu. Önce kaos çıkar, sonra iç savaş çıkar. CHP değişikliğin en ateşli muhalifi. Bunu ısırsa ısırsa at ısırmış olabilir. At izini iç izine karıştırıyorsunuz belki ama dün biz burada at göremedik. Peki neden? Türkiye'de son 94 yıllık tarihinde 3 anayasa yapıldı. 1924 Anayasası. Güçler Birliği getirildi. Zaten ülkeyi tek parti yönettiği için yasama, yürütme, yargı CHP eliyle yürüdü. Bu gidiş çok partili düzene geçince bozuldu. Millet bulduğu ilk fırsatta CHP'yi saf dışı bıraktı. Peş peşe yapılan 3 seçimi de Demokrat Parti kazandı. 1961 Anayasası. Halk Partisi seçim olduğu ve halk işe karıştığı sürece iktidar olamayacağını anladı. 61 Anayasası'yla güçleri ayırdı. Atanmışları üstün seçilmişleri pasif kıldı. Egemenliği de milletin elinden alıp ilgili kurumların eline verdi. Bu tarihten sonra Anayasa Mahkemesi, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlara egemen oldu. Halk seyirci kaldı. 1982 Anayasası. Eskiyen vesayet sistemini yeniden onardı. Seçilmişleri etkisiz eleman yaptı. Çok sıkı şartlara bağlayıp millete deli gömleği giydiren bu anayasayı değiştirilemez hale getirdi. Şimdi 18 maddesini dahi değiştirmek oldukça zor. Milletin ve meclisin 3'te 2'si istediği halde. Bu değişiklik Kurtuluş Savaşı'nın ilk zaferi olacak. Ancak daha kazanılması gereken en az 5 zafer daha var. CHP'yi tarihin necis çöplüğüne göndermeye az kaldı.